Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Monster Notebook'un katkılarıyla sunduğumuz Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz son dönemde oldukça popüler olan bir oyun Palworld arkadaşlar. Evet, Palworld'de bazı tüyolar var. Bu tüyolardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer Palworld'e yeni başladıysanız, yani oyunu yeni kurduysanız, yeni oynayacaksanız hızlı bir şekilde seviye atlamanız gerekiyor. Yani hem sizin hem pallarınızın, yakaladığınız palların. Bunun en kolay yolu ise kendinize devasa bir ev inşa etmek. Çünkü ev inşa etmek hem maliyet açısından bildiğiniz tahtaları toplayarak güzel bir ev yapabiliyorsunuz. Çatısını koyuyorsunuz, ikinci katı çıkıyorsunuz, katlar arası merdiven koyarak ikinci katı direkt olarak yapabiliyorsunuz. Burada merdiven koyarken aşağıdan koymaya çalışmayın. Yukarı tırmanın ve yukarıdan koyun merdiveni arkadaşlar. Yukarıdan koyduğunuzda direkt olarak hemen sarıya dönüyor ve merdiveni yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi inşa aşamasında sizlere 6 XP veriyor. Pallarınıza da azar azar veriyor. XP durumlarına göre, seviye durumlarına göre. Dolayısıyla iki katlı devasa bir ev yaptığınızda hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çünkü çevrenizde zaten bir sürü ağaç var ve hızlı bir şekilde pallarınızla seviye atlayabiliyorsunuz. Ayrıca tutorial kısmı var biliyorsunuz. Orada verilen görevleri de yaparak daha hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz. Şimdi gelelim önemli noktalara. Biliyorsunuz arkadaşlar PAL'da, Palworld'de oynadıysanız çeşitli bosslar olduğunu görmüşsünüz. Bu bossları yakalamak mümkün mü? Aslında oyun gereği bossları yakalayamıyoruz. Ama bir hile var arkadaşlar. Bu hileyle palları yakalamak mümkün. Nasıl? Hemen okuyorum size. İlk bossunuz biliyorsunuz Grisbolt ve Zoe. Bu Grisbolt'u yakalamak için yapmanız gereken arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu ilk bossumuz Zoe ve Grisbolt zaten biliyorsunuz. Hemen Palworld'de bu dediğim tutorial'ları yaptığınızda size diyor ki Ryan Syndicate Kulesi'ne git. Orada işte boss'la yüzleş falan. Bu da görevlerden bir tanesi. Gittiğinizde arkadaşlar ne diyeyim sizlere? Biraz Raichu değil de Elektrobaz vardı Pokemon'da. Belki hatırlarsınız. Elektrobaz'a benzeyen bir elektrik atan yine bir palla karşılaşıyorsunuz. Bunun üzerinde Zoe isimli bir birincisi var. Buna direkt olarak saldırmak yerine bırakın muhafızlarınız saldırsın. Pallarınız saldırsın. Ve bu noktada arkadaşlar arkasına geçerek o tam Grisbolt döndüğü sırada arkasına geçerek palı attığınız anda, küreyi attığınız anda yakalayabiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Ha bu bir açık mı? Bu bir hile mi gerçekten? Şöyle düşünürsek hile olabilir. Oyunun hemen başlarında bu kadar güçlü bir müttefik edinmek sizi neredeyse ölümsüz kılıyor. Yani o etraftaki bütün palları falan hepsini al aşağı edebiliyorsunuz. Dolayısıyla oyunun hemen başlarında bu kadar güçlü bir müttefiği sizin yanınıza vermek biraz saçma geliyor bana. O yüzden bu hata düzeltilebilir. Ama dediğim gibi pek çok kişi bunu yaptı arkadaşlar. Zaten belki YouTube'da da videolarını görmüşsünüzdür. Bu palı yakaladılar ve oyunu daha basit bir şekilde oynamaya başladılar. Basit derken yani karşılarına çıkan güçlü palları da bu sayede hızlı bir şekilde yakalayabiliyorlar. Bu önemli. Dediğim gibi bakın siz saldırmıyorsunuz Grisbolt'a. Pallarınız saldırdığında dönmeye başlıyor. O dönme aşamasında pal küresini attığınızda arkadaşlar yakalayabiliyorsunuz. Birinci de olmayabilir, ikinci de üçüncü de deneyin. Sonuç olarak hem palı yakalıyorsunuz hem binicisini yakalıyorsunuz. Yani ikisi birden birleşmiş bir şekilde sizin ekibinize dahil oluyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, oyunda bulunması en zor şeylerden bir tanesi kömür. Kömürü bulmak için yapmanız gereken şey arkadaşlar, normalde şöyle düşünebilirsiniz. Ya kömür hani maden tarzı yeraltı yerlerinde bulunur. Oralarda bulamıyoruz arkadaşlar. Yani ben de mesela Palworld'da oynarken girdim bu tarz mağaralara vesaire, kömür yok. Kömür nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Haritanın güneyinde yer alan bir çöl gibi bir alan var. O çöl gibi alana gittiğinizde orada yeteri kadar kömür bulabiliyorsunuz. Lakin orası sıcak olduğu için elbiselerinizi, kıyafetlerinizi ona göre seçmeniz gerekiyor. Yoksa bir süre sonra canınız azalmaya başladığı için orada çok fazla kalamıyorsunuz. Ama çöl elbiselerini giyerseniz, dediğim gibi sıcağa karşı dayanıklı elbiseler giydiğiniz zaman herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Ve orada hani kesenizin yettiği kadar, kesenizin aldığı kadar diyeyim daha doğrusu, kömür toplayıp sonra tekrar üstünüze geri dönebiliyorsunuz. Bu önemli. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de külçe var. Maden külçeleri oyunda biliyorsunuz çok fazla değil. En azından hani başlarda çok fazla işinize yaramadığı için biriktiriyorsunuz vesaire ama sonrasında bulamamaya başlıyorsunuz. Bunun için fırın yapmanız lazım arkadaşlar. Fırın içinde şöyle yapıyorlar. Fox Spark adında bir pal var. Bu palı yakalıyorsunuz ve bu paldan, bu palı kullanarak fırında hızlı bir şekilde külçe üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu
önemli. Sizlere söyleyeceğimiz son tüyo ise Power'da arkadaşlar çeşitli pavları birleştirerek yumurtalar elde edebiliyorsunuz. Yani bunları çiftleştiriyorsunuz ve bunların yumurtalarından da eşsiz pavlar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra dışarıya gezinmeye çıktığınızda pav yumurtaları bulabilirsiniz. Bu yumurtaları yanınıza alın. Bu yumurtaları arkadaşlar teknoloji ağacından açtığımız bir yumurta kuluçka makinesi var. Onların içerisine koyuyoruz ve yumurtaların bu kuluçka makinesinde pala dönüşmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi bazı ikililer var. Bunlar internette yayınlanıyor sık sık. Deneyerek de bulabilirsiniz. Ama size sağlam pallar çıkartacak ikililer var arkadaşlar. Bu ikilileri seçtiğinizde yumurtalarından ciddi anlamda sağlam pallar elde edebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem o listelere bakın. Ona göre pallarınızı eşleştirin ve bu sayede ciddi, sağlam, güçlü pallar elde etmiş olacaksınız. Evet, bu bölümde sizlere Palworld'te yer alan bazı tüyolardan bahsetmek istedik arkadaşlar. Eğer sizlerin de Palworld ile ilgili yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Palworld hali hazırda Game Pass'te mevcut arkadaşlar. Yani para vererek satın almak istemiyorsanız Game Pass üyeliğinizle Palworld'ü direkt olarak oynayabilirsiniz. Şunu da belirteyim, biliyorsunuz Master Notebook aldıysanız yakın zamanda zaten sizlere büyük bir ihtimalle Game Pass hediyesi verilmiştir. Bu Game Pass hediyesini de daha henüz aktifleştirmediyseniz onu aktifleştirerek hemen Palworld oynamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.